Tekrar merhabalar. Yağmurlu sabahın ikinci videosunu da İran, Reza Zarrab ve Ebru Gündeş üzerine kurmak istiyorum. 2006 ve 2008'de ikişer kez İran'a gittim. Bunu oturduğu yerden din kültürü sallayan arkadaşlarımız var ya, onları aşabilmek için yapmıştım o zaman, 10 yıl evvel, 11 yıl evvel. Çünkü İslam ismiyle ifade edilen yapının ikiye ayrıldığını, Sünnilik ve Şiiliğin, buradaki Aleviliği biraz tanıyoruz ama Şiiliğin ne demek olduğunu anlamak için İran, Tahran, Tabriz ve Kum ziyaretlerinde bulunmuştum. Zaten İran'da aslında bir şeyi anlayamazsınız. İran Türkiye'den daha okuyan, daha fleksibilite, esnek bir ülke. Din konusunda bakmayın siz İslam Cumhuriyeti falan ama Şia'nın kendine göre bazı esneklikleri var. Örneğin İran'da devasa camiler, ezan sesi ya da böyle dini bir baskı hissetmiyorsunuz. Tahran'ın kuzey mahallelerinden bahsediyorum. Kaldığım yeri bile biliyorum. Güney biraz daha böyle Beluç azınlıklar falan var ama her türlü ev partisinde her türlü hareket yaşanabiliyor. Sadece erkekle ilgili zaten İslam'da bir sorun yok. Kadının dışarı çıkarken buradaki gibi deli gibi her tarafını sıkan değil. Kulaklarının üzerini örten ne denir ona ya? Biz hani kadın takar fular gibi, bandana gibi. Yani kulaklarının üzerini şuradan şöyle örten, şöyle gelen bir örtü. Saçının buraları da gözükebilir. İran'da olay İslam anlayışı bu. Estetiksiz de kadın yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Dilenci yok. Çünkü sadaka kutuları var Tahran'ın kenarlarında. İhtiyacı olan gidiyor alıyor. İran iyi bir medeniyet. Bize çok benziyor. Yolda dolmuşa bindim. Biraz ben gittiğim yerlerde böyle yani sosyolojiyi tanımak için pazarlara ve metrolara, dolmuşlara biniyorum. Hani konuşmaya çalışıyorum becerebildiğim kadar. Dolmuşa bindim. Ben mihmandar diyor onlar. Merter'deki benim elemanım Human, Hızır Pur. İşte taksi dolmuş. 5 kişi oldu kaldık. Biz Türkçe konuşunca zaten herkes anlıyor. En önde oturan çocuk arkasına döndü şöyle. Abi nerede yaşıyorsun? İstanbul kardeş. Ebru Gündeş tanırsın. Onu görürsen. Yani bir kere dedim Bebek'te trafik sıkıştı. Böyle yan yana kaldık. O şekilde görebildim. Yani herkesin Mahsun'u o tarihle Mahsun'u ve Ebru'yu soruyorlardı. Sonradan baktım. Her gittiğim yerde muhabbete girdiğimde konu bir şekilde Ebru Gündeş'e geliyor. Buradan şunu anladım. Net bu. Ve İbrahim Tatlıses. Bazı kadınlar onu, Mahsun'u o zaman için şarkı söylerken ve erkeklerin tamamı Ebru Gündeş'i soruyor. Şöyle bir baktım. Sosyolojik inceleme ve elek yaptım. İran Azerileri ve normal Güney Azerbaycan dediğimiz Tebriz, Tahran, Azerileri ile Bakü, Kuzey, normal bildiğimiz Azerbaycan erkeklerinin tümünün gönlünde bir Ebru Gündeş yatıyor. Hayranlar. Müthiş seviyorlar. Oldukça güzel buluyorlar. Ve o ses tınısı Azeri kardeşlerimize, Azeri Türklerine müthiş hitap ediyor. Bunu 10 yıl, 11 yıl evvel çözümleyebildim. Ve imkanı olan herkesin Ebru Gündeş'le evlenmeyi düşlediğini anlayabildim. Dolayısıyla bunu başaran gene bir Güney Azerisi, İran Azerisi oldu ve doğal olarak en zengini oldu. Yani Ebru Gündeş'i kim alabilirdi? Dolmuşta bana onu tanıyor musun diyen arkadaş değil. Reza aldı ve en zengininden en fakirine herkesin gönlünde yatan Ebru Gündeş'i bir nevi yenge yaparak bu özleme de son verdiler. Yani bunu anlatmam lazım. Reza ve Ebru'nun evliliği bir nevi Güney Azerbaycan'ın milli bir davasıdır. Milli bir hedefidir. Yani milli bir hayalidir. Ve bu hayal başarılmıştır. Gerçekten. İbrahim Tatlıses'i seviyorlar. Fakat Kürt olması dolayısıyla biraz mesafeliler. Ama Ebru Gündeş istisnasız seviliyor. Ve konfeksiyon işçiliğinden yükselmesi, hikayesi, bu gözlerindeki hafif çekiklik ve diş yapısı Azeri erkeklerinin gönlünde yatan kadın tipine özellikle 10 yıl evvel çok uyuyordu ve hala da çok seviyorlar. Ebru Gündeş
Kuzey ve Güney Azerbaycan için bir fenomendir. Bunun böyle bir kenarda bilinmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Selamlarımla esenlikler diliyorum.